Merhabalar Şenene Lezzetler kanalında bugün 5 dakikada pratik tavada pizza tarifi var arkadaşlar. Bu nefis lezzetten mahrum kalmayın diyorum. Fırını bulaştırmıyoruz, tepsi kirletmiyoruz. 5 dakikada pizzamız hazır. Nasıl yapmışım? Hemen tarife geçelim. Şimdi pizzamızın hamurunu hazırlayalım. Hamur için şöyle bir yumurtayı kasemize kıralım. Şöyle 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla çırpalım. Şimdi şöyle bir su bardağı sütümüzü yumurtamızın üzerine ilave edelim. Sütünüz yoksa 3 yemek kaşığı yoğurt da kullanabilirsiniz. Bunu da çırptıktan sonra şimdi unumu ilave edeceğim. Şöyle çırpıcımı kenara alıyorum. Şöyle 300 milimlik bir bardak un ilave ediyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve şimdi şöyle elimle yoğurmaya başlıyorum. Un gerektiğinde tekrar ilave edeceğim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şöyle birazcık daha un ilave ediyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tekrar ekledim. Tekrar hamurum toparlanacak mı bir bakacağım. Evet, şöyle geri kalan unumu da ekliyorum. Hamurum tam olarak 1,5 su bardağı un aldı. Şimdi şöyle yapışmaz bir tavamızı alıyoruz. Şöyle tabanına 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edip tabanını iyice yağlıyoruz. Yağladıktan sonra şöyle hazır olan hamurumuzu kasemizden alıyoruz. Tam ortasına bırakıyoruz. Şöyle tavanın dip kısmından elimizi yağlayarak bastırarak açıyoruz. Yapışmaması için elinizi yağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok cıvık bir hamur kolaylıkla açılıyor. Evet, tavamızın dibine güzelce yaydığımız hamurumuzun üzerine şöyle domates sosu koyuyorum. Bildiğiniz kahvaltılık domates sosu. Bu domates sosu nasıl yapılıyor diyorsanız 2 adet domatesi rendeleyip 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı salçayla pişirebilirsiniz. Çok lezzetli bir sos. Şimdi sosumun tamamıyla hamurun üzerine gezdiriyorum. Her yerine gelecek şekilde süreceğim. Şimdi domates sosundan sonra kaşarlarımızı, rendelediğimiz kaşar peynirimizi şöyle üzerine yayalım. Şimdi üzerine siz kendi keyfinize göre istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben birazcık salam kullanacağım. Birazcık sucuk. Evet, şu şekilde.
Evet, sucuklarımı da şu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi üzerine birazcık yeşil zeytin renklendirsin diye. Şimdi birazcık da siyah zeytin atacağım arkadaşlar. Siz kendi zevkinize göre dizebilirsiniz. Çocuklarınız ne seviyorsa ona göre dizebilirsiniz. Hatta sadece domates ve yeşil biberle bile, bir de kaşar peyniriyle bile çok lezzetli bir pizza oluyor. Evet, pizzamız şimdi ocağa konmaya hazır. Şimdi pizzamızı kısık ateşte, büyük ocağımızın kısık ateşinde ocağımıza koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kapakla da üzerini kapatıyoruz ki üzerinde salamı sucuğu güzelce pişsin. Ağır ağır yavaş yavaş pişecek. Alt tarafını kontrol edelim. Altı piştiğinde üzeri de pişmiş olacak. Evet, pizzamızın şöyle altını göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Ocaktan alıyoruz artık. Pizzamızı şimdi şöyle tahtamıza alalım. Evet, şöyle bir dilim çıkarıp göstermek istiyorum. İçinin pişip pişmediğini size. Şöyle sucuğu kenara alalım. Evet. Şöyle dilimini de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle elimi alayım. Çok güzel. Çok nefis bir pizza oldu. Hamurunu biraz daha ince tutabilirsiniz. Benimki biraz kalın olmuş. O yüzden uzun sürede pişti arkadaşlar. Siz mutlaka hamurunu daha geniş bir tavada ince tutmaya çalışın. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim.